olur iyi. En güzel, hayatımdaki en güzel şekerpareyi yedim. Çok lezzetliydi. Eğer onun üzerine... Bu videoyu çekmek için ben de sırayı bekliyorum. Biraz önce çektiğim yere liste... Waffle'ımız geldi. Şunun güzelliğine bakın. Dürümüm de geldi. Hemen şöyle göstereyim size. Herkese yeni bir vlogtan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Belki bu video ile birlikte yeni yeni insanlar görecek bu kanalımı. Çünkü bugün ne çekiyorum? Ankara'nın sokak lezzetleri, Ankara'nın lezzetleri videosuna başlıyorum. Evet, daha önce şehir şehir gezdik. Ülkemizde, yurt dışında bir sürü sokak lezzetleri videosu çekmiştim. Ama bir Ankaralı olarak, Ankara'da yaşayan bir insan olarak Ankara'da hiç video çekmemiştim. Bu videoyu bugün başlıyoruz. 2 gün sürecek Ankara lezzetleri videomuza hepiniz hoş geldiniz. Neler neler yiyeceğiz hem de Ankara'nın 35 derece sıcağında. İlk başta ne yapalım dedim. Ankara simidiyle başlayalım dedim. Çünkü Ankara'nın neyi meşhur? Ankara simidi meşhur. Hiçbir videoda Ankara simidine kimse değinmemiş. Ben de Ankara'da en çok böyle severek yediğimiz simidi aldığımız yere götürüyorum sizi. Bir Ankara simidiyle videomuza başlıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz yemek yiyorsunuzdur şu an, yoksa çok acıkacaksınız. İlk yerimiz Emek Mahallesi'nde olan Gupse Fırına geldim. Çünkü biz simitlerimizi hep burada yeriz. Olur iyi. Gupse'den simitimi aldım. Arabada yiyeceğim simidi. Birlikte arabada yiyerek nereye gideceğiz? Bir sonraki adresimize gideceğiz. Şimdi simit aldım. Burada günlük olarak aslında Ankara'da her semtte böyle bir güzel fırın vardır. Güzel simit yapan. Bizim Emek Mahallesi'nin de bence en güzel simit yapan yeri bir Seyyar İbo abimiz var. Onun dışında da burada arkada gördüğünüz Gupse fırın. Burada her saat simit bulabiliyorsunuz. Sıcak sıcak çok güzel. Taze taze simit yiyeceğiz şimdi. Evet, arabamıza bindik. Maalesef aracım şu an serviste olduğu için yedek arabam var. Bununla sizi gezdireceğim. Kaç gündür bu arabanın gelmesini bekliyordum bu videoyu çekmek için. Şimdi hemen simidimi meşhur alıyorum. Ankara simidi. Böyle sert. Ben genellikle böyle yanmış kısmını isterim. Her zaman böyle en yanık kısmı en lezzetli yeridir. Şimdi simidi yiyerek güne başlıyorum. Bugün kahvaltı da yapmadım bu videoyu çekeceğim diye. O kadar açım ki. Bir sürü güzel yemekler yiyeceğiz. Ankara'nın en güzel yerlerine götüreceğim sizi. En güzel tatları, böyle en güzel yemekleri yiyebileceğiniz lokasyonlara, restoranlara götüreceğim. Bunların hepsini not alacaksınız, çok eminim. Şimdi simidimi yemeye başlıyorum. İstanbul'da yaşadığım süre boyunca en çok hasretini çektiğim şey Ankara simidi ve de Aspava'ydı. Aspava'nın da en güzeline götüreceğim sizi. Hiç merak etmeyin, çünkü videolarda genellikle herkesin paylaştığı yerler böyle gösteriliyor. Ben sizi bir Ankaralı'nın gözünden Ankara'nın en güzel Aspava'sına götüreceğim. Bekleyin. Benim için simit, yani birlikte yenilecekse en güzel şey ayrandır. Ben simit ayranı çok severim. Hatta ilkokuldayken sürekli bahsettiğim İbo abi böyle okulun hemen o demirlerinde böyle simit ayran tezgahı açardı. Her öğlen simit ayran yerdim ya, yıllar boyunca, 8 sene boyunca belki, yani rahat 6 senesi simit ayran yemişimdir kesin. Çünkü çok güzel bir şey. Böyle bir de yanık kısmı o kadar iyi oluyor. Eskiden simit ayran ikisi birlikte 1 lira falan tutardı. 75 kuruş simit olurdu. 25 kuruş ayran olurdu. Şimdi mesela simite bir tane simit 15 lira. Bu biraz insanı üzüyor. Yani bir simitle doyulmaz bence. Emek Mahallesi'nden çıktık. Başka bir mahalleye geldik. Şu an direkt Atakule'nin dibindeyiz. Atakule'nin dibinde ne yemeye geldik? Orayı hemen göstereceğim size. Söylediğim gibi direkt Atakule'nin dibindeyiz gerçekten. Çaprazında Çankaya Lokantası'na geldik.
zaten önündeki kalabalıktan görürsünüz. Saat daha 10.30 yani muhtemelen 10.45 geçiyordur. Yani o kadar erken bir saatteyiz aslında. Şimdi erken saatte ne yemeye geldik? Döner yemeye geldim. Arkadaşlar Ankara'nın en güzel dönerini şimdi size göstermeye, tanıtmaya geldiğim gidiyorum. Geldiğim yer Çankaya Lokantası. Döner tatmaya geldim. Zaten bugün bol bol lezzetler tadacağız Ankara'da. En güzel yer burası dediler. İlk başta buraya geldim. Hadi birlikte deneyelim. Size buranın yemeklerini de göstereyim. Günlük olarak böyle çıkan harika yemekler de varmış. Allah'ım. Gerçekten burası yemek cenneti. Bir sürü yemek var. Gelip böyle yemekleri de tadabilirsiniz. Et döner de yiyebilirsiniz. Günlük olarak her gün farklı yemekler mi çıkıyor burada? Her gün taze taze farklı yemekler. Bugün burada. Kalk kebabı. Evet. Salçalı kebabı. Örneğin yapışmış. Çiftlik kebabı. Bam yerli. Ekşilik köfte. Harika duruyor. Sürme. Kustak. Kuru fasulye. İnşallah bir gün yemek yemeye de gelirim. Bugün sadece et döner tadacağım burada. İnşallah bir gün yemeğinizi yemeye de geleceğim. Şimdi et döneri birlikte deneyeceğiz. Böyle ekmek arası söylemek istemedim. Bugün çok fazla yemek yiyeceğim için şu etin bir tadına bakayım diye pilav üstü et döner istedim. Şimdi yemeğimiz gelsin bir bakayım. Size gerçekten önerecek miyim? Bakalım puanlayalım. Hatta bu videonun içerisinde 10 üzerinden puanlama yapalım. 10 üzerinden bakalım kaç puan alacak. Ürünlerimiz geldi. Ben de hemen tatmaya başlayacağım. Şöyle porsiyonu size göstereyim. Yanında güzel bir salatamız ve ekmeğimiz geldi. Kendiniz böyle direkt dürümünüzü de ekmek arasında yapabilirsiniz. Böyle pilav üstü geldi bana. Genelde hep yurt dışında ya da başka şehirlerde hep böyle koyup yemek yemiştim. İlk defa Ankara'da böyle video çekiyorum. O yüzden aşırı heyecanlıyım. Ve sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Eğer Ankara'da bu tarz videolarda isterseniz hatta bunun part part farklı vloglarını da videolarında çekerim. Hatta farklı konseptlerde. Belki kafe, restoran denemesi istersiniz. Belki sokak, asıl sokak lezzetleri olan böyle güzel, nasıl söyleyeyim, tostçulara, güzel fast foodculara, bunlara da gidebiliriz. Şimdi ilk deneyeceğimiz yer et döner, restoranlar, can kebapları, kebaplar, bu tarz şeyleri bu videoda bulacaksınız. Hadi bakalım yiyelim şimdi. Et dönerden çok daha önce böyle güzel et döner tavsiyesi de bulmuştum size. Ama nerede bulmuştum? İstanbul'da bulmuştum. İstanbul'da Beşiktaş'ta Karadeniz dönercisinde et döner tatmıştım. Aslında benim en yüksek böyle seviyede denediğim döner o dönerdi. Bu da gerçekten mükemmel. Böyle pilav üstü söyledim. Birazdan böyle ekmek arası da koyup öyle de deneyeceğim. Ama mükemmel tadı var. Dönerimi bitirdikten sonra şöyle bir şekerpare getirdiler bana. Bunun hikayesini birazdan size dışarı çıktığım zaman da tekrar anlatacağım. Ama o kadar merak ediyorum çünkü 50 yıla dayanıyor ya. Geçmişe 50 yıla dayanan bir şekerpare. Şöyle bir deneyelim. Şekerpare o kadar çok övüldü ki çok merak ettim. Ve de bir kaşık, bir çatal aldım. Bir çatal almam yetti yemin ederim. Böyle bir şey yok. Çok lezzetli. Ben hayatım boyunca şekerpare yememişim dedim yani. Şunun lezzetini göstereyim size. Aslında daha önce videolarını görmüştüm ama bugün aklımdan çıkmıştı şekerpare denemek. İyi ki getirmişler. Yani bunu denemeden gitseydim çok üzülürdüm. Hatta bundan sonra buraya gelirsem önce şekerpareyi sipariş veririm. Ondan sonra et döner yerim. Çok güzel. Çok lezzetli. Şöyle göstereyim size. Ya gerçekten size şu an ne diyeceğimi bilmiyorum ama ben sanırım uzun zamandır yediğim en güzel et döneri ve en güzel, hayatımdaki en güzel şekerpareyi yedim. Çok lezzetliydi. Eğer 10 üzerinden puan vermeye başladıysak puanım 10. Yani puan kırabileceğim hiçbir şey yok. Restoranda aslında genel olarak böyle bir şey yok. Nasıl diyeyim? Hani bir menü listesi, menü yok. Ne yemek istiyorsanız direkt onu söylüyorsunuz. Hani zaten direkt insanlar o kadar kalabalıktı ki ben biraz böyle etrafı çok çekmek istemedim. Bütün masalar doluydu. Saat 11 olmasına rağmen tıklım tıklım insan kaynıyordu. Gelenler, yemek yemeye de gelenler çok fazla vardı. Et döner yemeye de gelen çok fazla insan vardı.
Et döneri gerçekten mükemmeldi. Yani Ankara'ya gelirseniz nokta atışı yapayım, böyle güzel bir yere gideyim derseniz kesinlikle gidin Çankaya Lokantası'nda. Yemeğinizi yiyin. Ben et döner söyledim. Lavüstü et döner yedim. Bir tane de su söylemiştim. Toplamda 310 TL ödedim. Böyle menü fiyatı olmadığı için tam et döner ne kadardı bilmiyorum. Toplamda 310 lira ödedim. Çok memnun kaldım. Mükemmeldi gerçekten. Şimdi bir sonraki lezzetimize gideceğiz. Ne yapacağız? Ankara'nın bu sıcağında bu kadar yemeği yersem gerçekten ben bugün bilmiyorum ama hepsi sizin için. Gidip hepsini az şeyler tadarak size lezzetleri göstereceğim mecbur. Önce gittiğim Çankaya Lokantası biraz daha böyle şehrin içinde, yani trafiğin fazla olduğu yerdeydi. O yüzden böyle rahat rahat konuşamamıştım. Şimdi şöyle biraz Ankara'nın, asıl Ankara bu işte. Arkada gördüğünüz manzara, bütün güzel sokakların hepsi böyle yemyeşil. Binaların yeni kentleşmenin olduğu yerler hariç diyeyim. Daha çok böyle Emek, Bahçeli, Anıtkabir'in olduğu çevreler. Hep 3 katlı binalardan oluşan yemyeşil yerler. Çok seviyorum o yüzden buraları. Şimdi oradan bahsedeyim. Çok güzeldi, lezzetliydi. Bundan sonra ben ailemi, sevdiğim arkadaşlarımı, hatta Ankara'ya gelen bütün misafirlerimi götüreceğim yer kesinlikle Çankaya Lokantası olur. Et döneri muazzamdı, mükemmeldi. Yani anlatabileceğim başka kelime var mı bilmiyorum. Çok memnun kaldım. Zaten çok ilgililer. Yani böyle bir de en önemli detay, bunu orada söyleyecektim, unuttum. Atatürk'ümüzün yolunun geçtiği, yani yolunun kesiştiği, bulunduğu bir yerde yemek yiyorsunuz. Öyle düşünün. Geldiğim, yürüdüğüm yolun sonu nereye çıkıyor biliyor musunuz? Anıtkabir'e çıkıyor. Anıtkabir için inşallah böyle duygusal, güzel bir video çekmek ileride istiyorum. Şu an tam karşımda Anıtkabir var. Biz de hemen Anıtkabir'in yakın mesafesinde. Şu an turistler, yabancılar, böyle Anıtkabir'i gezmek için gelen insanlar var etrafımda. Şimdi ben de Anıtkabir'in hemen yanında, benim çocukluğumdan beri en fazla yediğim yemeklerden biri olabilir. Ya en fazla yemek söylediğimiz eve, daha sonra böyle güzel çorbasını içtiğimiz, daha önce aslında Gençlik Caddesi'ndeydi. Bu büyük yerini burada yeni açtı. Bir senedir bahsediyorum. Germeç Piliç'ten bahsediyorum. Şimdi burada güzel bir tavuk suyu çorbası içeceğiz. Tavukla ilgili her şey var burada ve de çok çok lezzetli. Evet, yolumuzun sonu, dediğim gibi bu yolun sonu Anıtkabir'e çıkıyor. Benim geldiğim yer de burası. Şöyle bir negatif durumumuz var. Çünkü müzik çaldığı için telifli midir hiç bilgim yok. 8 saniye video çekeceğim. Buralardan karşı tarafta gördüğünüz tablo aslında benim için Germeç'i anlatan tablo. Çünkü her şey böyle tavuktan ve çok lezzetli. Tavuk pirzolaları, tüm tavukları. Biz genelde eve böyle tüm tavuklardan söylüyoruz. Çok çok lezzetli oldu. Ben tavuk suyu çorba içmeye geldim. Çorbam da geldi. Birlikte deneyelim. Çorbayı da göstereyim size. Mükemmel. Öyle bir lezzetli çorba ki, böyle hasta olduğunuzda içebileceğiniz çorbalar olur ya. İşte tam o çorba bu çorba. Öyle gösterelim. Böyle tüm tavuklarımız var. Evet, öyle bir içtim ki çorbamın artık dibine geldim. Hemen şurasını da bitireceğim. Gerçekten yani içebileceğiniz en leziz çorbalardan biri diyebilirim. Bir çorba içtim. Ya Ankara'da yaşıyorsanız bence kesinlikle buraya gelip çorba için, buranın lezzetlerini tadın derim. Çünkü Germeç'in tavukları mükemmel. Tavuk pirzolası çok güzel, kanatları çok güzel. Tüm tavukları çok güzel, çiğ köftesi çok güzel. Hatta size benden bir öneri. Buraya gelirseniz buranın tavuk sotesini kesinlikle deneyin. Tavuk sotesi nasıl biliyor musun? Parça parça tavuk döneri. Tavuk dönerle yapılmış bir sote. Gerçekten mükemmel. Buraya gelirseniz bunu deneyin. Evet, şimdi bu lokasyonla tamamladık. Germeç'te güzel bir çorba içtik. Tavuk suyu çorbamızı bitirdik. Yani ben fazlasıyla övüyorum. Çünkü çocukluğumdan beri tattığım bir lezzet burası. Bildiğim, güvendiğim bir yer. Normalde Gençlik Caddesi'ndeydi, söylemiştim. Böyle büyük bir yere geçtiler. Gidip deneyin Ankara'daysanız. Video çekmeden önce şöyle bir araştırma yaptım. Dedim ki mesela Ankara ile ilgili Ankara'da sokak lezzetleri videosu çeken çok fazla kişi olmuştu. Hatta böyle milyonluk hesaplar çekmişti. Ama Ankara dışında oldukları için bu lezzetleri çok bilebileceklerini sanmıyorum. O yüzden ben size daha fazla böyle asıl Ankaralıların bildiği yerleri götürmeye çalışıyorum. Germeç de bunlardan biriydi. Şimdi arabamıza doğru gidelim.
Bugün tekrar bir lezzet çeker miyim bilmiyorum. Hiç belli olmaz. Belki Aspava'yı bugün de çekebilirim. Yarın da çekebilirim. Çünkü iki güne yayacağım demiştim. Şu an tam bir Ankara sokağında dolaşıyoruz. Ankara'nın genelde sokakları, yerleri bu şekilde oluyor. Şu an bulunduğumuz yer Yüce Tepe olarak geçiyor. Ben de arabamı bulabilirsem, evet buldum. Arabanın plakasına hala alışamadığım için bana kaskomun verdiği araba bu. O yüzden bazen unutuyorum arabayı. Kendi arabamı arıyorum böyle ararken. Size videomun ikinci gününden merhaba. Şimdi ben hazırlandım. Evden çıkacağım birazdan. Bugün harika yerlere gideceğiz. O kadar akşam bile erken saatte yemek yedim. Dedim ki tamamen böyle aç olmam lazım bu videoyu çekmem için. O yüzden sabah şu anda 9.30, saat 10'da açılan bir yere gideceğim. Sabahın ilk saatlerinde bakalım kalabalık nasıl olacak. Ve de gidince göreceksiniz hepinizin ağzının suları akacak. Hadi gidelim. Böyle gözlüğümüzü takalım. Tatildeyken en çok bu gözlüğüm sorulmuştu. Aslında bana hediye olarak gelmişti bu gözlük. Soranlar olursa yorumlar kısmından da tekrar size veririm. Fiyatı uygun fiyatlı, çok güzel bir gözlük. Hadi çıktık gidelim. Arabamıza bindik. Nereye gidiyoruz? İskitlere gidiyoruz. Yani aslında bir sanayiye gidiyoruz. Şimdi sanayideki en güzel lezzetleri size göstermeye gidiyorum. Evet, şu anda İskitler'de sanayinin içindeyiz. Tam bir sanayi ortamı. Şimdi yemeğimize ulaşmak üzereyiz. Hemen şöyle döneceğiz. Hemen ileride. Ben geldim şimdi. Böyle hazırlanıp falan sanayiye yemek yemeye gelmeyi de yapabilecek tek insan benim ya. Evet. Nereye geldik? Hemen gösterelim. Yer, sanayideki meşhur kavurmacı Suat Usta'ya geldim. Yarım ekmek kavurmamı söyledim. Daha önce farklı bir yerdeydiniz sanırım. Ben daha önce başka bir yerde gitmiştim. Buradaki yerinize ilk defa geldim. Burayı yeni oldu. 2 sene falan oldu. Burada başka neler var? İki yerimiz var, böbreğimiz var. Mis gibi duruyor hepsi. Göstereyim size. Kocaman bir ekmek kavurma. Zaten yapılırken de göstermiştim. İçini de göstereyim size. Baharatlarını koydum. Kekikle pul biber koydum üstüne. Bolca şimdi yiyeceğim hemen. Şuna bakın, şu güzelliğe. Bu kadar lezzetli ki anlatamam yani. Şu an çok mutluyum, çok. Sonuna geldiğim için çok üzülüyorum. Yani ne kadar yavaş yenebilirse o kadar yavaş yemeye çalışıyorum. Son lokmam bitti. Çok mutsuzum. Maalesef. Yemeğimizi yedik şimdi, çıktım. İçerisi zaten böyle sakindi. Çünkü niye sakin? Sabahın körü şu an, daha saat 10.30. O yüzden böyle sakin. Ama gelenler var yani. Benim gibi gelen bir 6-7 masa vardı, öyle söyleyeyim size. Buranın yeri daha önce benim geldiğimde farklı bir yerdeydi. 2 senedir buradaymış. Demek ki dedim ben 2 senedir gelmiyormuşum. Çok çok lezzetli. Zaten böyle siparişiniz verirken deyin ki ben bol şerbetli istiyorum deyin. Böyle bol suyundan da koysunlar, yağından da koysunlar, harika oluyor. Şimdi buradan çıktım. Aynı lokasyonda, aynı yerde harika bir lezzet daha var. Oraya da yıllardır hani gittiğimiz, bildiğim bir yer. O yüzden orayı da size göstermek istedim buraya gelmişken. Şimdi meşhur kavurmacımız da, Suat Usta'da da kavurmamızı yedikten sonra bir sonraki noktaya geçiyorum. Hadi gidelim. Noktamız için şu an konumu açtım. 2 dakika gösteriyor. Yani zaten Ankara'da herhangi bir yere giderken uzak bir yere de gidiyorsanız 15 dakika gösteriyordur mesela. Yani Ankara'da her yer ortalama 7-8 dakika. Güzel, mis gibi şehir. Daha ne olsun? Deniz. Mesela deniz olsaydı güzel olabilirdi. Sanayinin farklı bir yerindeyiz.
Arabayı nereye koyabilirim? Yine yerime geldim. Şimdi birazdan içeri girip burayı da size göstereceğim. Benim daha önce yıllar önce de gelmişliğim vardı ve de çok güzel. Yıllar önce gelmiştim söylediğim gibi. Hatta en son geldiğimizde Ramazan'da, öyle hatırlıyorum. Böyle ailecek gelmiştik. Çok lezzetli. Tabii Ramazan'da gelince, böyle bir de aç karnına gelince burası cennet gibi bir yer oluyor aslında. Şu kısmını göstereyim. Böyle gerçekten otantik, çok güzel. Daha önce hatta hatırlıyorum, bu sağ tarafta en son masada oturmuştuk. Şimdi böyle açık tarafı da var. Dışarıda da oturabilirsiniz. Böyle gruplar halinde gelebileceğiniz bir yer. Karşında da hemen ne yapılıyor görüyorsunuz. Can kebabı. Siparişimi verdim. Siparişinizi verince böyle güzel bir mezeler sizi karşılıyor. Ne yerseniz yiyin. Direkt gelen yemekler bunlar aslında. İstanbul'dan gelince bu bana çok garip gelmiş. Düzenine alışınca insan, çünkü yemek siparişi verdiği zaman genelde İstanbul'da yanında hiçbir şey getirmezlerdi. Buraya gelince böyle sanki yani yemek yemeye gelmemiş gibi hissediyorsunuz. Çünkü her yemeğin yanında böyle güzel mezeler size ikram ediyorlar, veriyorlar. Özellikle Aspava kültürü de bu şekilde. En sonda zaten Aspava'yı göstereceğim size. Orada da böyle kocaman mezeler var, bittikçe gelen mezeler var. Burada da yine aynı şekilde bir sürü meze getirdiler. Şimdi onları hemen tatmaya başlayacağım. Daha sonra da güzel bir can kebabını yiyeceğiz birlikte. Evet, şimdi deneyelim. O kadar güzel kokuyor ki. Şimdi hemen ekmeğimle birlikte, sıcak bir ekmekle birlikte mezelerimi ve can kebabımın tadına bakacağım. Hemen şöyle yerken size göstereceğim. Şöyle güzel patlıcan koydum, can kebabımı koydum, soğanımı koydum. Patlıcan çok çok lezzetliydi ve de ezme de çok güzel. Biliyorsunuz ben böyle acı tatları çok seviyorum. Çok yerinde, o kadar lezzetli ki. Şimdi hemen tadına bakalım birlikte. Normalde mesela can kebabı yemeye gittiğinizde örneğin kaç tane yersiniz çok merak ediyorum. Yani benim sanırım standart 4 falandır. Şöyle bir havuç taratoru var. Geldim. Son lokmamı da bitiriyorum ve burayı da bitireceğim. Güzel görüntüler de aldım bence sizin için. Çok çok lezzetli. Eğer Ankara'ya böyle yolunuz düşerse ya da Ankara'da yaşıyorsanız bence bir kez gelip buradan Koç cağ kebabında güzel bir cağ kebabı yiyin. Yani ben bilmiyorum. Ben şu an böyle azar azar yiyorum. Ben bugün bir tane yedim. Ama eğer başka bir şey yemeyecek olsaydım ya da kavurma yiyip buraya gelmiş olmasaydım kesin en az 3 tane yerdim. Yani her zaman en az 3 tane yiyorum. Yani 4'ü de bir yerdim herhalde. Daha önce bu kadar lezzetliydi. Ben mi hatırlamıyorum bilmiyorum ama ezme ve patlıcan o kadar lezzetli ki yemin ederim belki yediğim en güzel ezmelerden biri olabilir. Yani şu yapısını size göstereyim. Şu güzelliğe bakın. Bol, yani bol isot olduğunu böyle tadıyorum. Sumak, isot, o tarz tatları alıyorum. Ben burada bir şey yemem diye düşünüyordum. Sadece bir tane cağ kebabı yerim diye düşünüyordum gelirken. Şu an getirdikleri mezelerin resmen patlıcan bitti, havuç tarator bitti. Ezmeyi o kadar çok koymuşlardı ki hepsini bitiremezdim zaten. Ama kesinlikle çok çok lezzetli hepsi. Bayıldım. Patlıcanın son çatalını sizinle birlikte alayım. Güzeldi. Bitti. Bitirdik burayı da. Ama buranın bittiği için üzüldüm. Güzelce yemeğimizi yedik ve de çıktım. Karşımda bir yer var. Orayı da size göstereyim. Geldiğim yerin yanında, yani karşı tarafında köftecisi var.
Aslında oraya da gelip böyle bir köfte tadabilirsiniz. Uzun lafın kısası yani çok güzeldi. Kesinlikle gidin derim. Bu son gittiğim yer Koç Cağ Kebabı'ydı. Cağ Kebabı'nın da bir tanesi yani bir tane şiş 200 liraydı. Toplamda ben 210 lira hesap ödedim. Bir tane su içmiştim. O gelen, ortaya gelen şeylerin hepsi de ikram. Bir tane de alsanız, 5 tane de 10 tane de alsanız gelen mezelerdi. Zaten bittikçe de isteyebiliyorsunuz. Ankara'da şey diye bir şey yok. Mesela bir meze geldiği zaman bittiyse hani bu kadar diye bir şey yok. Biten her şeyi tekrar isteyebiliyorsunuz ikincisini. Hatta üçüncüsünü, dördüncüsünü hep isteyebilirsiniz. Yemek yedik. Sizi şimdi bir tatlı yemeye götürüyorum. Şimdi güzel bir tatlı yiyelim. Hem de waffle yiyeceğiz. Nerede yiyeceğiz? Levent waffle'a geldik. Şimdi waffle yiyeceğiz hep birlikte. Bakın burada kim var? YouTube'da yemek videosu çekiyorum. Ankara sokak lezzetleri çektim. Bir sürü restoran gezdim ama hepsi kebapçıydı. Arasında bir tane tatlı olsun dedim. Orada nere olsun? Levent Afla geldi. Şöyle size göstereyim. Dekorunu değiştirdi. Harika oldu burası. Şimdi güzel bir waffle yaptıracağız. Şunlara bakın. Güzel waffle'ımız geldi. Şunun güzelliğine bakın. Günlerdir Instagram'da bakıyordum böyle Levent Waffle'ın videolarına. Zaten Instagram'dan takip edin. O kadar güzel videolar var ki aşırı canınız çekiyor. Hatta bazen ben eve de söylüyorum. Şimdi güzelce yiyeceğim. Biraz şöyle beyaz çikolata, alt tarafında Nutella var. Ben böyle fazla karışık şeyleri sevmiyorum. Böyle söyledim. Şimdi afiyetle yiyeceğim. Şimdi ne yaptık? Tatlımızı da yedik. Teşekkürler. Tatlımızı yedik. Güzel güzel. Hatta en son rotamızı gideceğiz. En son yerimiz kaldı. Nereye gideceğiz? Ankara'nın her yerini gezdik. Her şeyini tattık. Ne tatmadık? Aspava tatmadık. Şimdi aspava yiyeceğiz. Meşhur Ankara'nın aspavası neymiş size göstereyim. Videolarda hep farklı yerler gösterilmişti ama ben size direkt yıllardır geldiğim yeri tanıtacağım. Emek Mahallesi'ndeki Gülçimen Aspava. Şehir dışından gelen insanlar hep farklı aspavaya gider ama Ankara'da yaşayan insanlar direkt Gülçimen Aspava'ya gelir. Hep gelip burada bekleyenleri anlamıyorum mesela. Benim evim de burada olduğu için arabayla geçiyorum diyorum ki insanlar burada niye bu sırayı bekliyor? Normalde hayatta ben beklemem. Burada herhangi bir aspavaya gider yerim ya da burayı boşken gelir yerim. Şimdi sizin için bu videoyu çekmek için ben de sırayı bekliyorum. Biraz önce çektiğim yere listeye isminizi yazdırıyorsunuz. Dışarıda böyle bekliyorsunuz. Zaten şuralarda görüyorsunuz masa bile var beklemeniz için. Aştinin dibinde olduğu için insanlar otobüsünü beklerken de buraya geliyor. Ben daha masaya oturmadan bunlar geldi. Burada böyle. Siz masaya oturmadan önce masanız hazırlanıyor. Masaya neler geliyor? Mesela şöyle bir tane soslu patates geldi. Salata geliyor. Daha sonra tereyağlı bir patates geliyor. Çiğ köfte geliyor. Bir de ezme geliyor. Farkındaysanız konuşurken acıktım. Çünkü sabahtan beri videoyu en son çektiğimden beri çalışıyordum. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Çok açım. Şunların güzelliğine bakın. Burada sipariş veriyorsunuz. İsterseniz yani küçücük bir şey söyleyin ya da söylemeyin. Ne söylerseniz bu sınırsız. Bittikçe yenisi geliyor. Hatta siz istemiyorsunuz. Patatesin azaldığını gördükleri an üstüne yeni bir patates döküyorlar. Öyle bir böyle bir cacığım geldi. Standart bir aspavanın hemen menüsünü gösteriyorum size. Şöyle fiyatlara birlikte bakalım. Bunların hepsi, gördüğünüz şeylerin hepsi ikram ve de sınırsız bir ikram. Şöyle hemen hızlı hızlı geçeceğim. Şöyle bakalım. Siz durdurup bakabilirsiniz fiyatlarına. Tabii bunlar sürekli değiştiği için fiyatları böyle baz alıp 5-6 ay sonra gelirseniz bu fiyatları bulamazsınız. Şöyle çekmiş oldum. Zaten buranın da meşhur olan şeyi buradaki SSK yani soslu kaşarlı dürüm. Soslu soğanlı kaşarlı dürüm. Şimdi hemen SSK sipariş vereceğim. Çünkü buraya gelmemin benim için nedeni SSK oluyor genelde. Yemek için sıcak bir lavaş söyledim. SSK dürümüm de geldi. Hemen şöyle göstereyim size. İçinde güzel bir et döner, soğan ve kaşar var. Bir de güzel bir sosu var. İskender sosu gibi böyle. Mükemmel. O kadar lezzetli bir şey ki. Şimdi yiyeceğim. Tabii önce cacığımı içiyorum. Daha sonra SSK'ya geçeceğim. Şimdi hemen deniyorum. Sizinle birlikte. Şöyle altından sular akarken.
Ben aylardır yemiyorum SSK. O kadar çok özlemişim ki. Zaten günlerdir böyle bir aspava canım çekiyordu. Sizin sayenizde yemiş oldum. Bitti, doydum, tıka basa doydum hem de, öyle böyle değil. Az önce gittim, waffle yedim, waffle'ın üstüne geldim, aspava yedim. Şimdi de yemeğinizi bitirdiğiniz zaman, aspavada her zaman böyle bir hemen semaverde çay böyle servis edilir. Onun yanında da tatlı ikram edilir. Bazı yerler künefe verir, bazıları soğuk baklava verir, hepsini verenler de var. Böyle çeşitli tatlılar olur. Bakalım tatlı ne gelecek? Geldiği zaman göstereyim ama çayım geldi, çayı da göstereyim size. Kahvemiz de bu şekilde. Çayımız geldi. Tatlımız gelmiş, künefemiz geldi ve bir de böyle dondurmalı irmik helvası geldi. Tek kişi de gelseniz, 10 kişi de gelseniz böyle bir sürü tatlı geliyor. Şimdi afiyetle tatlımızı yiyeceğiz. Daha sonra da hemen semaverde çay koyup çay içeceğim. Normalde çayla çok aram yoktur ama tatlıyla birlikte hemen bir çay içeceğim burada. O zaman videoyu kapatmadan önce bir de kahve önerisi yapayım. Hemen güzel bir kahveciye gidelim. Yemeğimizi yedik, tatlımızı yedik. Sabahtan beri her şeyi yiyoruz. Hatta 2 gündür yemediğim hiçbir türde yemek kalmadı. Şimdi kahvemizi de içelim, daha sonra videoyu bitirelim. Şimdi Emek Mahallesi'ndeki Pepper'a geldim. Ben zaten bu mahallede oturuyorum ve de düzenli olarak kahve içmek istediğimde, dışarı geldiğimde, hatta çalışırken bile buraya geliyorum. Şimdi gidelim kahve içelim. İçeceğim dedim ama ne içiyorum? Çünkü artık kahveyi bile içecek yerim yok. O kadar doluyor. Gerçekten yemediğim, içmediğim şey kalmadı ki böyle güzel bir video çıkartayım size diye. Lütfen sizden tek bir ricam var o zaman. Şimdi ya ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Tek bir şey istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz lütfen videomu beğenip yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Zaten bana yapabileceğiniz en güzel katkı da videolarımı beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmanız olur. Böyle Ankara ile ilgili başka videolarda isterseniz yorumlar kısmına tekrar yazarsanız çok çok sevinirim. Ve de tavsiyelerinizi değerlendirip ben de ona göre güzel içerikler oluştururum. O zaman ne diyorum? Buraya kadar izlediyseniz herkese çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ankara gerçekten lezzetlerin, yani her şeyin dolu dolu olduğu bir yer. İnşallah vloglarımın içerisinde de böyle yansıtabildiğim kadar sizlere de aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ankara'ya gelirseniz de gittiğiniz yerlere, yani benim gösterdiğim yerlere giderseniz sahiplerine de benden gittiğinizi söyleyin. Benim tavsiyemle gittiğinizi söyleyin. Çok çok mutlu olurum. O zaman tekrar görüşmek üzere. Öpüyorum. Hoşça kalın.